Evet merhaba dostlar. Bu haftamızın ikinci halka arzı Cem Zeytin halka arzı. Özet bilgilerimize göre %60'ını bireyselere vermişler. Çok lotlu bir halka arzı olacak. Şirketin mali yapısı ise iyi gibi. Arz fiyatı 15 TL 30 kuruş. Toplamda 100 milyon lot halka arz edilecek. Yüksek bir lot sayısı. Halka arzın toplam TL büyüklüğü ise 1 milyar 530 milyon TL. Talep Tarih toplam tarihleri ise 3 gün olacak. 29 Ağustos, 2 Eylül ve 3 Eylül olmak üzere 3 gün olacak. Son 4 çeyrek mali yapısına göre FK'sını 13 olarak hesapladım. Çıkardığım diğer özet başkara göre şirketin halka gelirinin kullanım yerlerini beğenmedim. Çünkü toplamda %75'i ile kredi ödemesi ve işletme sarması için kullanacakmış. Çok yüksek bir oran bu kısmını beğenmedim. Halkaraz sonrası yeni gelecek öz kaynak ile Pd dd değerini ise 2 olarak hesapladım. Halkaraz fiyatı iyi gibi tabii ki daha düşük olmasını bekleriz. Mali yapı ise kötü değil aslında orta ve iyi sayılabilir. Bu şirketin sahibi okul ailesi şu an yönetim kurulu başkanı Cem Okullu borsa dünyasında çokça tanınan bir isim. Bu halkarazda patron lot satışı yapmıyor. Tamamen %100 şirket satışı olacak. Halkaraz gelirinin tamamı Şirkete girecek bu kısım güzel. Garanti Bankası ile kredi bankasının bağlı görmedim. Katılım belgesi formu var fakat ilgili şartları şu an galiba sağlamadığını gördüm. Siz yine teyit etmek için bakabilirsiniz. 1994 yılında kurulmuş kötü bir şirketmiş. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi sol tarafımızda Cem Zeytin, sağ tarafımızda yakın zamanda alkarz olmuş olan gıda sektöründe olan fakat farklı bir gıda türü olan gündoğdu gıda olacak. Çok fazla kıyaslama yapmayacağız fakat gıda sektöründeki ortalama çarpanlar ile ilgili bir takım bilgiler bize verecektir. Şimdi şirketimizin adı Cem Zeytin Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 1994 Torbalı İzmir merkezi olmak üzere kuruluyor. Gördüğümüz gibi şirketimiz oldukça köklü bir şirket. 30. yılı içerisinde köklü bir geçmişe sahip. Şirkete iki tane kişi kurulmuş. Cem Okulu ve Cengiz Okullu ikisi kardeştir. Şu an yönetim kurulu başkanı ise Cem Okullu. 1972 Yozgat doğumludur. Ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlıyor. Kendisi şu an aynı zamanda Tukaş Gıda'da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Şimdi şirketin Halkaraz'ın öncesi ve sonrası için ortaklık yapısına bakalım. Halkaraz öncesi toplamda iki tane ortağı varmış. Cem Okulu ve Cengiz Okulu kardeşler %50'şer pay sahipleriymiş. Bu Halkaraz'la lot atışı yapmıyorlar. Halkaraz sonrası ortaklıkları ikisinin de %37,5 olacak. Toplamda her ikisinin ayrı ayrı 151 milyon not olacakmış. Şirketin ise %24.8'i halka açılacak. Şu anda okul ailesinin borsada 3 tane şirketleri olacak. Tukaş ve Adrigeo şu anda borsada işlemde. 3. borsa şirketleri borsaya geliyor. Şirketin sektörüne bakalım. Sektörümüz sanayi, gıda üretimi. Temelimiz zeytin. Şirketin şu anda Balıkesir Havran'da Edremit tesisi var. Ve bu sene şirket Mersin Mutlu ilçesinde yine bir fevriye daha almış. Yaptığı ana iş ise salamura siyah ve yeşil zeytin imali, zeytin depolaması, işleme ve paketlemedir. Bunun zeytin üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını ve dağıtım ve komisyonculuğunu şu an bu şirket yapıyor. Zaten birçoğumuz bu şirketi tanıyordur. Şimdi halka arz bilgilerine bakalım. Şirketin halka arz toplamda 302 milyon not TL'lik bir ödenme sermayesi varmış. Yani ödenme sermayesi yüksekmiş. Günde olduğu göre 10 kat daha fazla bir miktarda düzenli sermayesi yüksekmiş. Şirket Balık ile 100 milyon notluk bir bedelli sermaye artırımı yapıyor. Ortak satışı yok. Toplamda Halk Arz sonrası şirketin 402 milyon notluk bir ödenme sermayesi olacak. Halk Arz'ın TL büyüklüğü ise 1 milyar 530 milyon TL. Yani günde olduğu göre baktığımız zaman yaklaşık olarak 4.5 kat daha büyük bir Halk Arz büyüklüğü olacak. Bu Halk şirketin payı %100, ortakların payı 0. Tamam şirket satışa şirket geliri olacak. Güzel bir nokta. Katalım indeksi noktasında ise şirketin katılım endeksi formu var. Formunu gördüm ama çoğu şartı sağlamadığını gördüm. Yani aslında katılım endeksinde şu an şirketin başvurmayacağını düşünüyorum. Siz yine kesin bilgiler için kontrol edebilirsiniz. Maliyeye geçiyoruz. Son mali yapısı 2024 yılı içeriğine aitmiş. Buna göre topan varlıkları 2 milyar 900 milyon TL'ymiş. Topan mükümmülükleri ise 1 milyar 32 milyon TL'ymiş. Bu durum öz kaynakları 1 milyar 569 milyon TL. Şimdi öz bakacağımız zaman günde olduğu göre 5 kat daha büyük bir öz sahip olduğu gözükebiliyor. Peki kar durumuna geçelim. 2024 yılı için ilk çeyrek net karı 45 milyon TL'ymiş. 2023 yılı için ise 86 milyon TL'ymiş. 2024 yılında şirketin ilk çeyrek net karı oldukça azalmış. Fakat bir önceki sene daha yüksekmiş. 2023 yılı toplamında ise 511 milyon TL'nin karı varmış çok ciddi bir yüksek bir net karlılık. Örneğin Gündoğdu'nun 2023 yılında 21 milyon TL'ymiş. Yani Gündoğdu'ya göre yaklaşık olarak bakacağımız zaman 24 kat daha fazla bir miktarda 2023 yılında net karlılığı varmış. 2022 yılında ise 197 milyon TL'ymiş. Aslında net karlılık iyi gözüküyor fakat bu sene 2024 yılında ilk çeyreğinde karlılıklar düşmüş. Fakat geçmişe baktığımız zaman çok da kötü gözükmüyor. Örneğin 2021 yılında Gündoğdu'nun 603 bin TL iken Cemzeti'nin 183 milyon TL'ymiş. Halkar sonrası için ben GTA değerini 7 TL 65 kuruş olarak hesapladım. Buna göre şirketin halka arası fiyatı 15 TL 30 kuruştu. Buna göre halka arası sonrası için yeni gelecek öz kaynak ile PWDD değerini 2 olarak hesapladım. Yani piyasada şu anda 2 kat daha fazla bir miktarda halka arası sonrasında işimin başlamasını tahmin ediyorum. FK'sını ise son 4 çeyrek için 13 olarak hesapladım. Buna bakacağımız zaman günde olduğunu ben FK'sının son 4 çeyrek için 53'tü. PWDD oranı ise yakında. Onun da 2.16'ymış. Aslında bakacağımız zaman çarpan bakımından, FK bakımından önce zeytin şu an daha iyi gözüküyor. Devam edelim. Halk arasında iki tane grup varmış. Bireyseller ve yurt içi kurumsallar. Bireyseller notların %60'ını vermişler. 60 milyon not. Kurumsallara ise %40'ını vermişler. Bireyseller için halk arasında TL büyüklüğü ise 918 milyon TL. Fiyat tespit raporuna göre iskonto fiyatı için 20 TL 41 kuruş demişler. Bu halk arasında bizlere 15 TL 30 kuruş ile 125 iskonteli arz ettiklerini söylemişler. Başlık kısmına geçiyoruz. Bireysel için birçok başvuru seçeneği var. 3 gün olacakmış tarih toplama günleri. 29 Ağustos, Perşembe, 2-3 Eylül, Pazartesi ve Salı günleri olacakmış. Bu birçok büyük kurum var fakat dikkat çeken bir nokta ise Garanti Bankası'nı bu halk görmedim. Özellikle tekrar tekrar baktım ve görmedim. Siz yine kontrol edebilirsiniz. Garanti Bankası'nı ben uzun zamandır olmadığı bir halk görmemiştim. Bu halk yokmuş. Siz yine kesin bilgiler için izahlamayı kontrol edebilirsiniz. Tahtura kısmına geçiyorum. Fiyat istikrarı planlıyorlarmış bu kötü. Günlük emir taahhüdü yok. Geri alım taahhüdü yok. İlaççı ve ortaklar halk arası sonrası mevcut paylarından bir yıl boyunca sapmayacaklarını söylemişler. Ve yine şirket bir yıl boyunca bedelli bir habitasyon yapmayacağını söylemiş. Beğenmediğim bir nokta ise halk araz gelirinin kullanım yerleri. Şirkete bu halk arası ile 1 milyar 504 milyon TL net para girişi olacakmış. Bunun %35 ile 40 arasında, bunun %35 ile 40 arasında işletme kredilerinin geri ödemesi için kullanacakmış. %30 ile 35 arasında ise işletme sermayesi için kullanacakmış. Yani yakışık olarak bakacağımız zaman %75'ine şirket kredi ve işletme sermayesi için kullanacakmış. Üzücü. Bunun dışında diğer ufak oranlar ise %5 ile 10 arasında çatı üzeri GES yatırımı, %10 ile 15 arasında mut tesisine ilave depo, %5 ile 10 arasında tesis ve ekip modernizasyonu için kullanacakmış. Puanlama üstüne geçiyorum. 10 üzerinden 5 puan aldı. Yani tam orta bir puan aldı. Peki bu arkadaşlar bireysel karşı düşebilir kısmında ise toplamda 60 milyon bireysel lotu vardı. Eğer 480 bin bireysel dağıtma kişi başına 125 lot ediyor. Bu da 1912,5 TL ediyor. Yatırım tavsiyesi diğerleri lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.